Salih Tuna, yoksa sildiler mi o adamı? Aradım taradım ne adına rastladım ne de herhangi bir görselde cemaline. ne? Azla dila taslamam 88 sayfa. CHP'nin hazırladığı adalet yürüyüşü kitapçığından bahsediyorum. Mahmut Tanal adlı CHP milletvekili var. Emre Kongar adlı fenomen var. Adı lazım değil, o fosil tiyatrocu bile var. Bir tek o yok. O dediğim CHP milletvekili Profesör Mehmet Bekaroğlu. Halbuki güdümlü adalet yürüyüşü boyunca gayet cevvaldi, daha doğrusu orijinaldi. Hem de adalet yürüyüşü peygamberin izinden yürümektir diyecek kadar. Yürüyüşlerini eleştirenleri de Mekke ve Taif'in müşriklerine benzetmiş yani kafir ilan etmişti. Orijinaldi dedim ama yaptığı DH tipi tekfircilikten başka bir şey değildi. CHP bu yaklaşımdan haz veya randıman alamadığı için mi ona yer vermedi? Hayır, öyle olsa söz konusu kitapçıkta güdümlü adalet yürüyüşü uğruna Kur'an ayetleri araçsallaştırılmaz, Gazali'den girilip Mevlana'dan çıkılmazdı. Peki Bekaroğlu'nun suçu günah neydi? Hadi o yürüyüşteki varlığını görmediler, bari tek bir sözüne yer verselerdi. FETÖ yargısını hukukun üstünlüğü diye yutturmaya çalışan Aydın Doğan'ın kıymetlisinden Abdülatif Şener'e kadar herkesin sözüne yer var, Bekaroğlu'na yok. Neden? Atatürk'e vaktiyle kefere yani kafir dediği için mi? Bakınız bu olabilir. Zira bol kepçe Atatürk istismarının yer aldığı mezkür kitapçıkta Atatürk'e kefere diyen CHP milletvekiline yer verilmesi yakışık almazdı. İyi tamam da kim ne dedi ara başlığının en tepesine ihsan ele açığı kondurmak ne oluyor? İhsan değil miydi? Atatürk kan bağına bağlı saltanatı yıktı ama yerine kendi saltanatını kurdu. Kemalist ideolojik saltanatını anayasada Atatürk'ün adı geçmesin diyen. Çifte standart değil mi bu? Bekar oğluna adaletsizlik yapılmıyor mu? Sonra baktım Mahut Kitapçı'nın sadece adı adalet. Zira Kılıçdaroğlu'yla kol kula yürüyen Hasan Cemal görseli de yok. Yazık günah değil mi? PKK'lıları dağlarda tutmak için silah bırakmak ağrınıza gitmiyor mu diyerek nasıl koşmuşsa dağlara ilerlemiş yaşına rağmen öylesine hararetle koşmuştu Kılıçdaroğlu'nun yanına. Sırf CHP'yi sokaklarda tutmak için. Ha bir de HDP'li milletvekilleri de çiçeklerle karşılamıştı Kılıçdaroğlu'nu. O karelerden de eser yok kitapçıkta. E hani Kemal Bey bunlarla birlikte yıkacaktı Erdoğan'ı. Müstevlilerin dergilerine verdiği röportajda böyle müjdeler verip destek istiyordu ya. Ne oldu? CHP tabanı yemiyor mu? Yemediği için de kalabalıklarda düşmanımsın sen benim, tenhalarda sen benimsin ben senin moduna mı geçiliyor? Salih Tuna Sabah